vesaire. Ha, orada siz kapatmanız gerekiyor. Valla mançallığınız var. Ay, size de çok teşekkürler. Ay, şey. Açtım. Bak burayı. Kapatalım. Hemen bir beğeni attım. Üçüncü. Ne yaptın? Federe Asam Göç Akademisi'nin özel programlarda dahil olmak üzere toplamda 16. söyleşisiyle karşınızdayız. Bugüne kadar paylaştığınız tüm soru ve yorumlarınız ve tüm destekleriniz için teşekkür ederek hepinizi en içten duygularla selamlıyoruz. 1995 yılında Ankara'da akademisyenler tarafından kurulan SGDD Asam'ın güçlü pratik kapasitesinin teoriye aktarılması,
Akademi ile pratiğin bir araya gelmesi, göç deneyimin bu kadar yoğun yaşandığı, pratik edildiği bu coğrafyadan bilimsel metodolojiye uygun teorik aktarımlarının yapılması ihtiyaçları bizi akademinin kuruluşuna getirdiğini her fırsatta dilere getirmiş idik. 2020 yılından itibaren TGDD Göç Akademisi bünyesinde hakemli dergi, seminer programları, göç kütüphanesi, araştırma bursları, eğitimler, araştırmalar ve raporlar, paneller ve konferanslar gibi çeşitli faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. SGD'de Göç Akademisi olarak lisansüstü tez araştırmaları destek programı 2021 başvurularının başladığını, göç ile ilgili tez çalışması yapacak araştırmacılara araştırma bursu desteği sağlayacağımızı ve araştırma destek programı için son başvuru tarihinin 5 Mart 2021 olduğunu, ayrıntılı bilginin ise SGD'de Asan web sayfasında ya da sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilecek olan linklerde yer aldığı bilgisini tekrar hatırlatmak istiyorum. Son 2 gün kaldı. Biz başvuruları almaya başladık ama yine de belki daha çok başvurmak isteyenler vardır diye bu fırsatı kullanarak hatırlatmak istedim. Göç Söyleşileri ismini verdiğimiz oturumlara bugün 12. söyleşine devam ediyoruz. Söyleşi serisinin tüm programı, başlıkları ve konuşmacıları hemen hemen tüm yıl için netleştiğini daha evvel de defalarca kez paylaşmış idim. Online platformlar vasıtasıyla ve sizlerden gelecek olan yorum ve soruları da cevaplayacak şekilde her 2 haftada bir canlı olarak söyleşilere devam ediyoruz. Mart ayı boyunca gastronomi perspektifinden göçe bakmak ve göç sürecinde mutfakların ve tabaklarımızın nasıl etkilendiği hakkında söyleşelim istedik. Bizi kırmayarak göç ve yemek başlıklı bugünkü söyleşimizde davet ettiğimiz Kadir Has Üniversitesi'nden doçent doktor Ezgi Tunca ile hem göçün yemeğimiz üzerindeki etkilerini hem de Suriye yemekleri üzerine konuşmak istedik. Bizi kırmayarak davetimizi kabul ettiğiniz için Sayın Doktor Ezgi Tuncer'e çok teşekkür ederiz. Ezgi Tuncer, Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Koordinatörü'dür ve toplum mekansal teoriler ve pratikler, araştırma yöntemleri üzerine dersler vermektedir. Aynı zamanda mimarlık bölümünde konusu kentsel sorunlar olan 3. yıl mimari tasarım stüdyosunu koordine etmekte ve yürütmektedir. London School of Economics'te bulunan Cinsiyet, Adalet ve Güvenlik Merkezi'nde ziyaretçi araştırmacıdır ve merkez bünyesinde göç ve yerinden edilme çalışma grubu altında yürütülmekte olan Emek Göçünün Toplumsal Cinsiyet Dinamikleri Projesi'nin eş yürütücüsüdür. Akademik araştırma alanları göç ve yerinden edilme, sınır çalışmaları, biyopolitika, politik felsefe, güncel sanat ve mekan, yemek, kent, gündelik hayat üzerinedir. Manifold'da Yemek, Kent ve Gündelik Hayat yazı serisine devam etmektedir. 1,5 saat sürecek olan bu söyleşi YouTube üzerinden canlı yayınlanmaktadır ve konuya ilişkin soru ve görüşlerinizi yorum olarak bizlere iletebilirsiniz. Bugün de her zamanki gibi kısa bir açılış yapamadım. Hepinize sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Göç Akademisi olarak çok uzun zamandır göç etmenin, göç edilen bölgede yerde olmanın gastronomiye, mutfak ve yemeğe etkisi hakkında bilgi edinmeyi çok büyük bir merakla bekliyorduk. Bize en çok sorulan konuydu bu. Sevgili doçent doktor Ezgi Tuncer'e daha fazla lafı uzatmadan sözü bırakıyorum. Hoş geldiniz. Teşekkürler Ayşegül Hanım. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Hoş buldum. Buyurun. Gayet iyi bir giriş yaptınız. Yani tanıtırken hani bu konuya dair neden hani benimle konuşmak istediğinize dair. Yani siz uzattım dediniz ya o yüzden uzatmadınız. Aslında az bir anlattık hocam. Bu hani bir ara ben 10 parmağında 10 marifet demek daha mı zor acaba diye düşündüm açıkçası ama böyle devam etti diyelim. Ben size hemen çok merak ettiğim bir konuyla başlıkla sorarak başlamak istiyorum. Şimdi biz de SGD'de Asam Göç Akademisi olarak sıklıkla göç olgusunun çok disiplinli olarak incelenmesinin önemini dile getiriyoruz. Yani tek perspektiften bakmanın aslında bir sürü şeyi kaçırmaya da sebep olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Sizin de az evvel çalışmalarınızdan çok kısaca bahsini geçirdik. Ama bu çalışmalar sırasında hani mimarlıktan başlayarak tabii çalışmalar sırasında göç ve yemek, mutfak çalışması yapmaya nasıl geldiğinizi, nasıl başladığınızı
Bu çok disiplinli bakışın önemini sorarak başlamak isterim evvela. Tamam, teşekkürler sorunuz için. Şöyle bir yerden başlayabilirim. Aslında yani doktora araştırmam sırasında kentsel ölçekte bir çalışma yapıyordum ve göç her zaman araştırma alanlarımın içerisinde oldu. Özellikle ülke içinde yerinden edilmiş Kürtlerle ilgili çalışmalarım vardı doktora sırasında. Onların yerleştiği mahallede çalışma yaptığım için. Ama ondan sonra da doktora sonrası çalışmalarımda da sınır çalışmaları yaparken de sürekli olarak göç, yerinden edilme gibi konularla ilişkiliydim. Daha sonra da yemek bir şekilde ilgi alanıma küresel eğilimler üzerinden girdi. Yani İstanbul'da gözlemlediğim bir takım mekanlardaki dönüşüm, çok fazla üçüncü dalga kahvecinin açılması bir dönem. Yani neredeyse 2-3 dükkanda bir kahveci görüyorduk. Özellikle Kadıköy gibi yerlerde, Beşiktaş, Kadıköy, Cihangir gibi yerlerde. Bu ilgimi çektiği için ben bunun nasıl bir kentsel dönüşüm yarattığını, nasıl bir toplumsal dönüşüm yarattığını merak ettiğim için Manifold'da bir yazı serisine başladım. O sırada Kadıköy'de oturuyordum ve aslında bu dönüşüm beni hem heyecanlandırıyordu hem de rahatsız ediyordu bir yandan. Yani hem olumlu hem olumsuz taraflarını tartışmak için, kendi kendime tartışmak için bir yazı serisine başlamıştım. Yemek ilgi alanıma o şekilde girdi. Yani yemek kent mekanını nasıl etkiliyor? Ya da yeni yemek eğilimleri, küresel yemek eğilimleri bizleri nasıl dönüştürüyor diye bir merak üzerine başlamıştı. Daha sonra da Fatih'te, Aksaray'da inceleme yaparken ya da gezerken işte bir takım lokantalara giderken gördüm ki aslında Fatih'te bir Suriye Mahallesi ya da Etnik Mahalle diyebileceğimiz bir oluşum gerçekleşmişti. Bu beni yine heyecanlandırdı ve aslında olumlu da bir yerden okudum bu görüntüyü. Ve bunu araştırmak istedim. Öyle başladı. Yani hem Manifold'da yazdığım işte kent, yemek, gündelik hayat serisi üzerinden ilişkilendim. Hem de Fatih'te ve Aksaray'da gözlemlediğim göçmen mutfakları diyebileceğim mutfaklarla tanışık hale gelince aslında bu iki konu birbiriyle birleşti. Ama ben hep söylüyorum yemek tarihçisi değilim ya da bir yemek sosyoloğu değilim. Yani sadece ilgi alanlarım beni bir şekilde bu konulara getirdiği için, çakıştığı için bu konuyla ilgilendim bir süre. Ama son 2 yıldır çok güncel olarak literatürü takip etmediğimi, bu Fatih çalışmasının da yani Fatih'teki Suriye lokantaları çalışmasının da saha çalışmasının 2016'ya dayandığını söyleyeyim önceden ki belki bazı bilgilerim güncel değildir. Aslında bir ucuyla hala takip ediyorum bu konuyu. Hala elimden geldiğince gözlem yapıyorum en azından kentte. Çünkü bununla ilgili daha geniş çaplı bir araştırma projesi önerisinde bulunacağım. O yüzden hani bir taraftan takip etmeye çalışıyorum ama dediğim gibi hani bu konu özelinde biraz daha bilgilerim eski kalmış olabilir. Yanlış söylediğim veya eksik bıraktığım yerler olursa izleyicilerimiz de lütfen düzeltmekten, katkı sunmaktan çekinmesinler. Genelde çok aktif katılım sağlıyor izleyicilerimiz, sağ olsunlar. Olursa muhakkak hani yapacaklarını, eklemeleri, yorumlarını, sorularını heyecanla beklediğimizi ben de destekleyeyim. Aslında bence çok da güzel bir konuya hani şöyle dediniz ya, kişisel merakımla aslında birazcık başladı konu. Tam olarak bizim de hep böyle interdisiplinlerlikte kastımız birbirine çok uç görünen iki farklı disiplinin de aslında ilişkili kurabileceğine dair de güzel bir örnek oldu söylediğiniz. Hani yemek nereye, mimarlık nereye diyen vardır belki, Tabii gastronomiye tabii diyen. olmaz. Onu da söyle. Ama oysa ki hani merakla beraber bilimsel o şey hani metodolojik bilgiyle beraber merak birleşince aslında o süreci güzelce takip edebiliyoruz'un güzel bir örneği olmuş. Peki ben tam da bunu söylerken belki aklımda olan diğer soruyu sormak istiyorum. Gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası yemek. Yani ben yemeksiz bir gün geçti mi hemen alarm başlıyor. Yemek de
mekanla, kentle, gastronomi çerçevesinde de çok ilişkili. Bunu bilimsel olarak çalışmanın getirmiş olduğu zorluklar, kolaylıklar veya yeniliklerden söz etmek mümkün müdür bu çalışmayı yaptığınız süreç içerisinde? Yemek çalışmalarının, pardon, tekrar alabilir miyim ben soruyu? Şöyle yemeği yani yemek olgusunu, yemek konusunu mekan, kent, gastronomi çerçevesinde bilimsel olarak çalışmak, çalışmanın getirmiş olduğu zorluklar veya kolaylıklar veya yeniliklerden söz edebilir miyiz? Yani yemek aslında o kadar içimizde ama bir de bunu o günlük hayattan çıkartıp bu şeye Anladım. akademik perspektife taşımanın. Evet. Anladım şimdi soruyu daha iyi anladım, kusura bakmayın. Ben çok karışık sordum zaten. Görüntü ve sesler böyle biraz dikkatim dağıldı az önce, o yüzden. Bazen zor oluyor dijital olarak takip etmek. Doğru, haklısınız. Şöyle söyleyeyim. Aslında dediğim gibi ilgi alanım ya da işte kişisel bir meraktan ortaya çıktı dediniz ya siz de az önce. Yani bunu çok önemsiyorum ben. Çünkü kişinin içerisinde bir heyecan uyandırmıyorsa konu veya bir dert yaratmıyorsa ya da amaçlı bir şekilde bir dakika bu konu popüler, mülteciler çalışılıyor, hadi bir de yemek ve mültecilik çalışayım gibi bir yerden bakmamalı araştırmacılar. Yani o derdin olması gerekiyor öncelikle veya heyecanın, merakın olması gerekiyor. Dediğiniz gibi çok gündelik bir konu. Bu nasıl bilimselleştirilebiliyor, nasıl akademiye çekilebiliyor? Yani göçmen mutfakları ya da yeniden yerleşen diaspora topluluklarının yemek üzerinden, üretimleri üzerinde epeyce bir külliyat var, epeyce bir araştırma var. Bir şekilde bu akademinin de, bilimselliğin de, bilimsel dünyanın da konusu olmuş. Ve politikayla çok ilişkili, ulus devletlerin kimlik geliştirmeleriyle çok ilişkili veya kimliklerini daha fazla savunmalarıyla da çok ilişkili bir konu. Tarihle çok ilişkili bir konu, yani yemek tarihi benim hiç değmediğim, yani çok az değdiğim ve uzmanı olmadığım bir alan, inceleme alanı. Yani yemek sosyolojisi var. Yani aslında yemek bir şekilde ya da gıda, ham madde, tabağa gelene kadar ki o sürecinin bütün aşamaları araştırmacıların ve akademik dünyanın da ilgi alanına giriyor. Yani iklim krizinden bahsettiğimizde, ekolojiden bahsettiğimizde, kentsel tarımdan bahsettiğimizde veya kırdaki tarım üretiminin azaldığından bahsettiğimizde aslında hep gıda üzerinden konuşuyoruz bu konuları. Veya bugünlerde çok popüler başka konular var. Mesela veganizm veya yediğimiz içtiğimiz gıdaların çok sağlıklı ve bizi besleyen gıdalar olmasının önemsenmesi, yani hem bunun kilo açısından önemsenmesi hem başka sağlık sorunları açısından önemsenmesi. Gündüz kuşağında bir sürü programlar var, doktorların çıkıp sürekli olarak gıdalar hakkında konuştuğu. Yani dediğiniz gibi gıda bayağı hayatımızın merkezinde. Ve bu ne kadar konuşulursa aslında o kadar da akademide de tartışılabilir bir konu haline geliyor. Çünkü bize malzeme veriyor. Çok fazla gündem var. Ve biz daha metodolojik ve daha teorik bir yerden bu olan biteni okumaya çalışıyor ve yorumluyoruz. Yani çok fazla ucu bucağı var yemek konusunun. Yani çok fazla alana değebiliyor. Hani mimarlıkla ne ilişkisi var derseniz, tabii insanlar hemen şuradan yola çıkıyorlar. Mutfak üzerinden benimle ilişki kurmaya çalışıyorlar. Ya da beni aşçı sanan, benimle yemek yapımı üzerine konuşmaya çalışanlar bile oluyor. Yani tam olarak beni de nereye yerleştireceğini bilemiyor insanlar, ama ben yemekle şu anlamda ilgileniyorum. Kent mekanını nasıl yeniden üretiyor? Yani yeni yemek eğilimleri bizleri nasıl dönüştürüyor, toplumsal pratiklerimizi nasıl dönüştürüyor, mekanları nasıl dönüştürüyor? Yani hem görüntüyü hem içeriği nasıl dönüştürüyor? Çünkü yani çok farkında olmasak da çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu son dönemdeki küresel eğilimle hayatımıza giren kahvecilerin çok önemli bir değişimi yarattığını düşünüyorum. En azından kendi gözlemlerim ve deneyimlerim üzerinden konuşacak olursam, İnsanlar daha fazla kahve içmeye başladılar. İnsanlar daha fazla kafelerde oturmaya başladılar. Hatta bu pandeminin ikinci karantina döneminde bile take away kahvecilerin önünde
birikenlerin olduğunu, hani oturmasak da ayakta sürekli o kahve Hı. kültürünü ve kahvenin yarattığı sosyalleşmeyi devam ettirdiklerini sizler de gözlemlemişsinizdir. Bir de Hocam şöyle kahvenin kendisi de oldu. aslında göçmen değil midir? Yani şey Güney Amerika'dan, Afrika'dan Tabii. buralara geliyor. Dolayısıyla yine hani göç Brezilya'dan, olduğu için Avusturya'dan. bir şekilde dahil oluyor hepimizin evinde, mutfağında, sohbetinde, Evet. buluşmasında, sosyal hayatında var. Doğru. Evet ve yani bunların işte kent mekanında veya insanların gündelik hayatlarındaki, alışkanlıklarındaki, rutinlerindeki yarattığı değişiklik aslında benim için kentsel çalışmalar konularının bir tanesi, konularından bir tanesi. O anlamda içine giriyor araştırma alanlarımın. Ama doğrudan mekansal olarak mesela bir kafeyi, onun iç mekanının tasarımını ya da kullandığı nesneleri araştırmıyorum. Öyle bir yerden bakmıyorum ama mimarlık öğrencileriyle de bu anlamda mesela bu geçtiğimiz Ocak ayında kış okulu adı altında bir çalışma yapıyoruz lise öğrencileriyle Kadir Has Üniversitesi'nde. Gönüllü lise öğrencileri katılıyorlar ve onlarla şöyle bir çalışma yürüttük. Mesela mimarın ya da tasarımcının kahvaltısı diye bir çalışma yaptık. Onu da online yaptık. Hani nasıl yapılabilirdi başka bilmiyorum. Fakat herkes kendi kahvaltısını hazırladı. Ben küçük bir sunum yaptıktan sonra herkes kendi kahvaltısını hazırladı, getirdi, fotoğrafını çekti, tabağının fotoğrafını. Ve sonra o tabağı nasıl ürettiğinin sürecini mutfak mekanı üzerinden çizerek anlatmaya çalıştılar ki bunlar lise öğrencileri ve gayet de güzel çizdiler. Mutfak mekanlarının kuruluşunu çizdiler. Ya yani mesela mimarlıkla hani nerede kesişiyor derseniz evet gerçekten mutfak mekanı veya marketten mutfağa gelen yolculuk üzerinden pek çok çalışma yapılabilir diye aklıma geldi. Hemen söyleyeyim. Mesela bu dönemde size soru sorma imkanı bırakmıyorum kusura bakmayın ama Yo, aklıma ben dikkatle dinliyorum sizi. geldi. Bu dönemde mesela Maçka Parkı'nın içerisinde olan bir alanın içerisinde bir gastropark proje konusu olarak önerdim. Yani bununla zaten çok fazla haşır neşir olduğum zaman olduğum için yani bu tür konularla o yüzden mimarlık stüdyolarına da konu olabiliyor. Gastropark veya gastro center, işte Culinary Art Academy yani yemek okulu, yemek stüdyoları gibi programlardan oluşan bir yerleşke önereceğiz. Öğrencilerle öyle bir şey tasarlayacağız. Yani o yüzden hani bir şekilde akademik konularla en azından stüdyodaki pratik konular birbirleriyle çok örtüşebiliyor. Yani mimarlıkla da bence çok ilişkili bir konu. Çünkü neticede mekan üretimi var. Doğru. Ben kahveciler zincirinden bahsederken hemen bana şeyi hatırlattı. İşte kahveciler zincirinin hani yeni dönemde Türkiye'de işte yarattığı etkiler gibi daha evvel başka ülkelerde başka göçlerin yarattığı etkiler de var. İşte örneğin Almanya'da yani diaspora daha doğrusu mutfağının o mutfak üzerindeki etkileri ne dair genel bir şey örnek verme şansınız var mıdır? Yani Amerika'da bir etkisi olmuş mu bu kadar göç almanın veya Almanya'da işte Türkiye'den yapılan göçün dönerin diyelim etkisi olmuş mu? Bu konuda zannediyorum birkaç başlıkta da sizin yazılarınızdan okuduğum kadarıyla Evet. gözleminiz vardı. Evet. Ayşe Çağlar'ın makalesine referansla aslında yazdığım bir şey vardı. O da Türkiye'de alakart olarak tüketilmesi alışılagelmiş dönerin aslında Almanya'ya göçüyle birlikte fast food'a dönüştüğü ve değiştiği yeme biçiminin ve yeme alışkanlığının da değiştiği bir yemeğin göçünden bahsettiği bir makalesi vardı. O muhtemelen ilginizi çekmiştir. Yani benim çalışmam değil de bir alıntıydı o. Bunun dışında yine Manifold'da yazdığım bir yazı vardı. Ermeni diasporasının Amerika'da, Los Angeles'ta ne kadar etkin olduğu ve hani gıda üretimi üzerinden de aslında bir tür yemek üretiminin nasıl temellik ettiği üzerine bir yazıydı. Ama bunun dışında mesela hemen aklıma gelen birkaç örnek vereyim. İngiltere'de çok büyük bir Hint topluluğu var aslında. Hint göçmen Hint grubu var.
Ve artık onların yaptığı yemeklere İngilizlerin verdiği yeni bir isim var. Yani şu anda yeni değil, güncelliğini koruyor ama curry diyorlar. Aslında Hintliler curry demiyorlar o yemeklere. Yani sulu, curry'nin de kullanıldığı, curry baharatının da kullanıldığı sulu, etli veya sebzeli yemeklerin bütün adına genel olarak tencere yemeğine curry diyorlar. Ve bu bir İngiliz icadı aslında. Yani bunun gibi etkilerden bahsetmek mümkün. Bu arada o kadar çok soru gelmiş ki şöyle bir başımı çevirdim. Ne oluyor dedim. Dilerseniz onları Olur. sorarak devam edeyim. Benim de Şöyle bakmamı hemen. ister misiniz aynı anda? Yoksa Efendim? benim de bakmamı ister misiniz aynı anda? Ben okuyorum hemen size. Ben de zaten YouTube üzerinden görüyorum. Başka bir yerden göremiyorum. O yüzden başka bir bilgisayarda açtım. Oradan takip edebiliyorum. Kıvılcım yaz, ne güzel bir konu. Kolay gelsin demiş. Yemek kültürü üstüne çok düşünülmese de kimlik kavramı ile ilişkisi olan toplumsal, kültürel ve aynı zamanda politik de bir alan. Bugüne kadar akademik olarak yemek kültürü üzerine çalışıldı mı diye sormuş ama bunu biraz önce konuştuk galiba. Evet, çokça çalışıldı. Sadece Türkiye'de de değil, yani Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'nın birçok yerinde yığınla çalışma var. İkinci soru, yani sayamayacağım sürekli tabii soruları ama Cansel Ateş sormuş. Merhabalar. Yaşadığımız coğrafyada ülkelerin yemek kültürü çok benzer. Ulusların mı yemekleri var yoksa bölgelerin mi diye sormuş. Evet, bu çok güzel bir soru. Zaten değinmemiz gerekiyordu buna. Yani Türkiye'yi hani ulus devlet olarak sınırlarını düşündüğünüzde ve önceki sınırlarını düşündüğünüzde Osmanlı İmparatorluğu'nun şey çok doğal. Yani şu anki batıdaki ve doğudaki, güneydeki komşularımızdan, kuzeydeki komşularımızdan oralara yaklaştıkça benzer yemekleri yiyor oluşumuz çok doğal. Çünkü yemek de her şey gibi, başka mallar gibi, insanlar gibi bir şey halinde, geçiş halinde. Yani daha sonradan sınır oluşturulduğu için, yani 20. yüzyıl başında ulus devletler oluştuğu için öncesindeki o birliktelik, kültürel birliktelik, tarihsel akış aslında daha sonra da devam etmiş durumda. Ben 5 sene kadar Mardin'de yaşadım ve orada yaşadığımda aslında şeyi çok fark ettim. Suriye yemekleriyle Güneydoğu'da yediğim yemeklerin birbirine çok benzediğini, kıbbe, içli köfte, ya da sembusek, yani kapalı lahmacun, yani kebap. Ama tabii ki içerisinde bir takım nüanslar var, yani farklılıklar var. Mesela burada Suriye lokantalarında humus yediğiniz zaman içeride bir garip bir tat geliyor. Garip dediğim değişik, bize değişik gelen bir tat geliyor. Çünkü bizim kullanmadığımız bir baharat kullanıyorlar. Ya da kebaplarında da yine bizim kullanmadığımız, mesela Lübnanlılar bizim kullanmadığımız bir şey kullanıyorlar. Girdi diyeceğim, bir malzeme daha kullanıyorlar. O yüzden de hem çok benzer hem de bir takım metot açısından ya da kullandıkları malzeme açısından çok ufak tefek farklılıklar da var. Farklılıklar var. Ama şunu da söyleyeyim. Birçok Batı'dan gelen arkadaşlarım, yani kuzey güney göçü yapmış olan ve iyi eğitim alma şansına sahip olmuş ve birçok dünyanın birçok yerinde gezmiş olan arkadaşlarım şey yorumunu yapıyorlar. Türkiye'de maalesef ki mutfak dar kalmış, kısıtlı kalmış. Yani Osmanlı mutfağı ne kadar genişmiş, ne kadar çok malzeme kullanılıyormuş ama şimdi kısırlaşmış, yani birçok şeyi birlikte kullanma hali azalmış gibi yorumlar alıyorum. Yani genellikle Türkiye kebabını değil de Lübnan kebabını daha çok beğeniyorlar veya Suriye mezelerini daha çok beğeniyorlar. Ya bu önemli değil. Hani bunu şundan dolayı söylüyorum. Aslında ulusların yemekleri yok. Evet, kültürlerin yemekleri var veya coğrafyaların yemekleri var veya yemeğin sürekli olarak akış halinde, etkileşim halinde olduğunu kabul etmek gerekiyor. Hem farklılıkları hem de benzerlikleri var ama bu şey çekişmesi bana çok anlamlı gelmiyor. İşte cacık Türklerin ya da Yunanların, baklava Türklerin, Yunanların. Yani bu çekişme çok anlamlı gelmiyor. Hani kimin olduğunun çok bir
önemi var mı? Ya da neden önemi var? Hani neden sürekli tescillemeye çalışıyoruz? Mesela Türk kahvesi tescillendi. Yani Coğrafi işareti. evet, soyut miras olarak tescillendi UNESCO tarafından. Ve bunun gibi tescillenmiş bir sürü de yemek, gıda maddesi var. Mesela tandır ekmeği var ya da işte lavaş diyebildiğimiz. Orta Asya'dan buraya doğru bir sürü isim alıyor. Çok da benzer özellikler gösteriyor. Ama her yerde pişiriminde birazcık ufak tefek farklar var. Veya naan dediğimiz ekmekte çok benziyor bizim yediğimiz lavaşa. Ama tabii ki yapım süreci Biraz daha farklı. kızmasın bana. Ben o kadar bildiğimden söylemiyorum da. Hocam bu arada bu yayına başlamadan önce uyarı yapmamız gerekiyordu galiba. Aşırı iştah içerir diye. Evet. Çünkü siz anlatırken benim ağzım sulanıyor burada. Her Yemek. bir yemekle beraber. Gerçekten konu hani böyle iştah kabartan da bir konu bir yandan. Keşke karşılıklı bir şey yiyor olsaydık. Bak Daha fena. Bir sonrakisini öyle yaparız artık. Birbirimize dürüm ikram ederek falan. Böyle devam eder. Doğru şeyde de sorunun cevabı olarak da siz böyle çok güzel açıkladınız. Uluslararası sınırlandırmak da haksızlık aslında. Hani bir ulusa ait olduğunu söylemek. Çünkü o ulus da tek başına kendi içinde çıkartmış ve kendi içinde geliştirmiş, sonuçlandırmış değil. Beslenerek aslında ve erişebildiği yere kadar beslenerek bu sonuca vardığı için ben de sorulana kadar hiç farkında değildim. Yemeklerin bölgesel olarak nitelendirilmesinin uluslara ait değil de bölgeye, kültüre, coğrafyaya ait olduğunun daha adil bir tanımlama olacağını uyarmış olduğunuz, açıklamış olduğunuz sağ olun diyeyim. Ben bir soru daha sorsam olur mu buradan? Tabii ki vaktimiz var. Tamam. Halise Karaarslan, şehirlerde yer alan kafe ve restoranlarda sunulan yemekler gündelik yaşamımızı ve yeme içme alışkanlıklarımızı doğrudan değiştiriyor. Kent, kültür ve yemek ilişkisini nasıl değerlendirmeli diye sormuş. Aslında biraz konuştuk bunları ama yine de isterseniz üzerinden geçebiliriz. Yani yeni yemek eğilimleri, değişen alışkanlıklar ya da işte küresel etkilerle bize ulaşan alışkanlıklar, yeni alışkanlıklar veya göç mutfaklarıyla yine bizim de pratiğimizi değiştiren alışkanlıklar bizim aslında alışveriş pratiklerimizi değiştiriyor veya sokakta yeme içme hallerimizi değiştiriyor ya da evde de hani belki marketten getirdiğimiz ürünlerin değişmesine neden oluyor ya da yaptığımız şeyleri belki masada değil artık işte televizyonun karşısında sehpanın önünde yeme hani daha Amerikan vari yemeklerin mesela bizi böyle hani ev içinde bile hani davranış pratiklerimizi değiştirdiğini söylemek mümkün herhalde. Ama doğrudan hani çok yani kahve örneği dışında başka bir örnek daha vermek istedim ama mesela craft bira da yani yani belirli büyük markaların biraları değil de daha küçük üretim daha lezzetli Seri ve tek üretim olduğu dışında. söylenen evet daha küçük üretim mesela böyle bir eğilimde var ya da son zamanlarda gluten alerjisi çok fazla insanda çıkmaya başladı. Muhtemelen o da kalitesiz beyaz un kullanılmasından kaynaklanıyor. Tabii burada da yine kendi sınırlarımı, haddimi aşmayayım ama ve bunun yüzünden de aslında kahvecilerde işte badem sütü de var. Veganlar için de tabii önemli o. Ya da yulaf sütü var mesela. Yulaf sütü o şekilde mideye dokunmuyor. Gluten alerjisi olanlar daha fazla tercih ediyorlar. Yani bu tür şeyler bizim işte mesela orada bu süt yok, burada bu süt var. O yüzden buraya gidelim. Ya da işte oraya değil de şu tarafa, şu bölgeye gidelim, şu mahalleye gidelim, orada kahve içelim. Ya da işte Karaköy'de bir sokakta çok fazla kahve dükkanı ya da publar açıldığı için orasının birdenbire popülerleşmesi ve insanların oraya hafta sonları akın etmesi gibi hani birbirini böyle takip eden bir sürü zincirleme şey oluyor, hikaye oluyor. Evet. Doğru.
Daha detaylı konuştuğumuz için ben de sorarken acaba geçsek dedik ama her seferinde de ilave edilecek bir şey oluyor gerçekten. Eyvallah. Çünkü kültürün çok doğrudan bir parçası. Doğal olarak her soru sorulduğunda belki farklı cevaplar, farklı ilavelerle devam edilecek. Ali Mahir Erdoğan, göçmenlerin yemek kültürlerinin yerel halk üzerindeki etkisi çok oluyor mu? Suriyelileri düşündüğümüzde geçmişten bugüne ortak olan yemeklerin dışında son göç sürecinde bir etki süreci yaşandı mı diye sormuş. Bu tam da aslında sizin birazcık parti araştırmanıza da böyle yer veren hani bir kısmına dair bir soru olduğunu düşünüyorum. Ben de merak ediyorum nasıldır, şu andaki etkisi var mı? Siz ne gözlemlediniz, nasıl sonuçlara vardınız? Yani en azından o dönemde araştırma yaptığımız dönemde 2016 Eylül-Ekim saha çalışmasını yaptığımız aylarda daha çok Suriyelilerin Fatih'teki lokantalara gittiğini, bu lokantaların sadece yemek yeme içme yerleri değil, aynı zamanda buluşma ya da dayanışma, o topluluğun kimliğini yeniden inşa etme için aracı mekanlarda olduğunu, istasyonlar olduğunu da gördük. Ve o zaman bize mekan sahipleri Türkiye'lilerin çok da fazla henüz görmediklerini, yani Türkiye'li müşterileri henüz çok da fazla görmediklerini söylemişlerdi. Bir ara biraz popülerleşti, biraz böyle turistik hale geldi Suriye lokantaları. Ama Biraz yine tabii... pandemiden önce galiba. Evet. Ama tabii bunu kim önemsiyor? Aslında bu tür ırk, mezhep ya da etniste ayrımlarını yapmayan ya da bu ayrımların anlamlı olduğunu düşünmeyen, çokluğa inanan insanlar aslında göç mutfaklarıyla inanıyor, ilgileniyor. Ama bu konuşmayı ne zaman yapsam ben hep ayrımcı, dışlayıcı, etnisiteye dayalı bir takım şeyler de alıyorum, konuşmalar da alıyorum. Mesela o dönemde yaptığımızda, bu araştırmayı yaptığımızda Türklerle görüştüğümüzde, hani o dükkanlarla görüşürken, marketlerle, tatlıcılarla görüşürken, tabii ki hemen yanında başka bir Türkiye'li kişinin sahip olduğu dükkan da var. Hemen soruyor, siz bu araştırmayı niye yapıyorsunuz? Neden Suriyeliler sizin için önemli gibi. Ve birçok kere şöyle şeyler duydum. Özellikle iki dükkan sahibinin ne dediğiyle ilgili o yazdığım yazılarda da alıntılar vardır. Bir tanesi mesela Kürt olmadığını, Arap olmadığını söylemeye çalışıyordu. Suriye yemeklerini sevmiyorum. Çok acı, çok baharatlı. Hiç bizimkine benzemiyor. Yağlı, salçalı. Halbuki Türkiye'de yemekler çoğunlukla, en azından Güneydoğu mutfağına, güneye doğru gittikçe, yani batıdan belki doğuya doğru gittikçe, güneye doğru indikçe yağlı, salçalı, nar ekşili, baharatlı, etli, acılı yemeklerdir. Yani ve bu sadece o bölgede yenen yemekler de değil, Türkiye'nin her tarafında kebap yeniyor. Yani şimdi o yüzden böyle bir şey söylendiği zaman çok inandırıcı gelmiyor kişiye. Orada altta yatan başka bir itiraz var. Yani ben Kürt değilim, ben Arap değilim, ben onların yemeklerini yemem gibi bir itiraz var. Bu yanlış veya doğru olduğu için söylemiyorum. Sadece aktarımın nasıl bir kanal üzerinden geldiğini anlatmak için söylüyorum. Ya da bir başka kahve dükkanı sahibi de mesela Suriyeliler derken de hani çok homojen bir grupmuş gibi konuşuyorum ama aslında Hep'ten ve Şam'dan gelen farklı gruplarla görüşme yaptık. Biz ve onların da kendi aralarında farklılıklar, düşmanlıklar, çekemezlikler olduğunu da görmüştük. Fakat bu kahve dükkanı sahibi kişi de bize şey söylemişti. Yani onlar çok fazla kahve tüketiyorlar, espresso içiyorlar. Günde 8-10 kadar espresso içiyorlar. Ve Brezilya kahvesi sattıklarını söylüyorlar. Ve bu kadar ucuza nasıl satabiliyorlar? Brezilya kahvesi çok kaliteli, pahalı bir kahvedir. Mümkün değil. Yani yalan söylüyorlar. Derken sonra da hemen aslında onların Suriye'de kalması gerekiyordu. Savaşmaları gerekiyordu. Onlar vatan haini. Biz olsak savaşırdık, ülkemizi savunurduk. Niye buraya geldiler ki gibi. Oradan hani bütün bu içindeki politik derdi döküyor. Mesela yani o yüzden belki yemeğin ne kadar politikayla ilişkili olduğunu belki bir daha vurgulamak lazım, ama yemek birazcık da insanların konuşmasını da
kolaylaştırıyor. Çünkü sizin de dediğiniz gibi çok gündelik bir mevzu. Herkesin anladığı, herkesin biraz bildiği, herkesin biraz yorum yaptığı, tartıştığı bir mevzu. Bu konular üzerinden de araştırma yapmak aslında epeyce verimli oluyor. Çünkü arkadaki dertler yemek üzerinden dile getirilip daha sonra da bir politik meseleye doğru sizi götürebiliyor. Belki sorudan çok uzaklaşmış olabilirim. Tam olarak neredeydik? Aslında bence hiç yani soru şuydu, bence uzaklaşmadık ama göçmen, hatta tekrar okuyayım dilerseniz, göçmenlerin yemek kültürünün yerel halk üzerindeki etkisi çok oluyor mu? Suriyelileri düşündüğümüzde geçmişten bugüne ortak olan yemeklerin dışında son göç sürecinde bir etki süreci yaşandı mı diye sormuştu Ali Mahir Aydoğan. Yani dediğim gibi lokantalarda çok fazla bir Türk müşterisi olmadığını söylemişlerdi ama ben eminim ki şu anda daha fazla vardır. Çünkü artıyordu ve ilgi de artıyordu. Bunu internetteki platformlardan takip etmek de mümkün. Ama bizim yemek alışkanlıklarımıza nasıl bir etkisi oldu? Mesela kakule kullanıyor muyuz artık? Mesela kahvede çok kullanırlar onlar kakule. Hatta baharat, acı baharat da kullanırlar. Ben öyle bir etkisi olduğunu çok görmedim ama belki aşçı arkadaşlarım, şef arkadaşlarım daha iyi biliyordur. Biraz şeyler gördüm. Mesela Falafelci var mı mesela, evet, Türkiye'li diye düşündüm. Hani Türkiye'li falafeli burada öğrenmiş ve burada falafel dükkanı açmaya karar vermiş. Hiçbir bağı yok. Evet var. Yani isim vermeden ve şubelerinin yerini söylemeden söyleyeyim. Türkiye'li olduğunu zannettiğim sahibinin. Ama Lübnanlı gibi görünen bir falafelci var. Ama bir de Lübnanlı, belki de Suriye ortaklığı da olan başka bir falafel, ünlü falafel dükkanı daha var. Sadece falafel değil de aslında o ve onun gibi yemeklerin satıldığı. Fakat mesela şunu gördüm bir yemek programında. Aslında Türkiye bu kadar büyük bir Suriye göçü aldıktan sonra falafel yapıldığını ve o falafelin de mesela değişik malzemelerle, fesleğenle yapıldığını gördüm. Yani biraz daha nasıl diyeyim, alakart bir tabağa yakışacak bir değişim geçirerek hani sunulduğunu gördüm. O yüzden muhtemelen katkısı veya etkisi vardır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi birebir mutfakta çalışan arkadaşlarım daha iyi bilir. Doğru. Ama ben de, yani tabii benimki de çok şahsi bir şey, gözlem olmakla beraber bir şekilde belki evlerimizdeki mutfaklara girmedi ama en azından biraz daha dilimizde işte şöyle bir şey de varmış gibi, gidelim tadalım bakalım, öğrenelim, duydum çok lezzetliymiş gibi küçük küçük girişini Türkiye üzerinden, Suriye göçü üzerinden değerlendirdiğimde olduğunu tahmin ediyorum. Ama benim de tabii tamamen kişisel bir şey, ilgi olabilir, ilgi sonucu edinilmiş olabilir veya kişisel merak nedeniyle bu noktaya varmış olabilirim. Onu denetleme şansım yok tabii. Bu arada gerçekten çok soru var. Şöyle bir bakıyorum. Hepsini okuyamayabilirim ama benzerleri birleştire okumak istiyorum. Siz de bulmuşken kaçırmak istemiyorum soruları. Asya Duygu, diasporada yaşayan göçmenler için kendi içlerindeki yemek kültürünün çok önemli bir birleştirici gücü olduğunu söyleyebilir miyiz? Öyleyse öne çıkan örnekler neler olabilir diye sormuş. Evet, biraz bundan da bahsetmiştik. Tabii ki söyleyebiliriz. Yemek bir dayanışma imkanı sağlıyor çünkü insanlara. Ve çok böyle iyileştirici, pozitif bir tarafı var. Ve çok duygusal. Yani dilimizdeki, damağımızdaki tat alma duyusuyla aslında gözyaşlarımız böyle neredeyse birlikte çalışıyor. Mesela son dönemlerde Midnight Diner diye bir dizi izledim Netflix'te. Herhalde söylememde sakınca yoktur. Tokyo Series diye bir uzantısı da var. Orada Tokyo'da küçük bir gececi dükkan var. Yani gece işte 12'den sabah 6-7'ye kadar servis yapan. Ve kişilerin hikayeleri oluyor, konu ediliyor. Ama her bölümde bir yemek konu ediliyor. Ve o yemekle birlikte bir hikaye etrafında bir kişiyi tanıyoruz. Bir karakteri tanıyoruz. Ve çoğunlukla insanlar
O dükkana gidip yemek yerken geçmişteki bir şeyi hatırlayarak, annelerini hatırlayarak, anneannelerini hatırlayarak, çocukluklarını hatırlayarak aynı annemki gibi diye yerken ağlamaya başlıyorlar. Ki bunun da birçok örneğini belki biz de yaşamışızdır veya kendi çevremizde de gözlemlemişizdir. Çocukluğa özlem, anneye özlem ya da işte mutfağa özlem yemek üzerinden çok fazla ortaya çıkıyor. Doğru. Bunun dışında yani duygusal tarafının dışında bir de gerçekten dayanışma örnekleri de var. Kolektif mutfaklar var. Kadınların dayanıştıkları, birlikte üretim yaptıkları mutfaklar da var. O yüzden tabii ki diaspora için çok önemli bir üretim. Müzik de belki aynı şekilde tartışılabiliyordur. Bilgim yok ama etnomüzikologların da bahsettiğine eminim bu konuda. O yüzden çok birleştirici, besleyici ve pozitif bir alan aslında. Belki burada iki tane şeyden daha bahsetmem mümkün. Yine sanki kendi reklamımı yapıyormuşum gibi oluyor ama yani merakları için hani haberleri olsun diye söylüyorum. İstanbul Bienali kapsamında, kamusal programı kapsamında bir Stüdyo X'te o zaman bir workshop gerçekleştirmiştik. Bir Gaziantep'li aşçıyla aslında asıl mesleği Suriye'de gazetecilik olan ama burada aşçılık yapan bir Suriyeli arkadaşımız yan yana yemek yapmışlardı ve ortak bir üretim gerçekleştirip benzerlikler üzerine konuşmaya çalışmıştık. Yani savaş yerine ya da sınırlar üzerine konuşmaktansa veya farklı kültürler, uluslar üzerine konuşmaktansa bakın ne kadar benziyoruz. Humus, işte nohut, falafel, kebap gibi üretimler üzerinden bunları tartışmıştık. Bir başka yemek workshop'ını da Kapadoks kapsamında zannedersem 2018 yazındaydı, Haziran'daydı. Kapadokya'da gerçekleştirdik, Ortahisar'da. Orada da Ortahisar'da yaşayan 3 Türkiye'li kadınla orada yaşayan, oraya göç etmiş olan 3 tane Suriyeli ailenin kadınlarını bir araya getirdik. Ve 6 kadın mutfakta bir gün boyunca, bütün bir gün boyunca birbirlerini tanıyarak, sohbet ederek yemek yaptılar. Mesela zeytinyağlı sarma ile etli sarma yapıldı yan yana. Birisi yatay dizildi, birisi düşey dizildi. İşte birinin tadı daha baharatlıydı, salçalıydı, etliydi. Bir tanesi daha Ege zeytinyağlısı kıvamındaydı. Ama o mutfakta bütün ön yargıların kırıldığını, böyle bir kaynaşma sağlandığını, Suriyelilerin mesela Türkiye'li kadınlara içli köftenin nasıl yapılacağını öğretmesi, işte açmayı öğretmesi, doldurmayı, kapatmayı öğretmesi gibi bir şey, aslında deneysel bir sürece tanık olduk orada. Yani yemeğin farklı kültürleri birleştirici, kaynaşmayı sağlayıcı, olumlu bir tarafı da var. Bunu hani söylemek istedim. Hem Sadece farklı kültürleri hem de aynı yani diğer işte soru. diasporadaki göç etmiş olan işte kimselerin de o yemeği yemek için o mekanda toplaşma, o bakkala gitme işte gibi ortaklaştırdığı o yani şöyle düşünüyorum benim de yurt dışı deneyimlerimde bulgur satan şeyin işte bakkalın yanında ya da marketin yanında yine başka bir yani belki bulgur veya gıda satan değil ama Türkiye'den gelen kitapların satıldığı başka bir mağaza hemen oluşuyor. Onun yanında başka bir şey oluşuyor. Böylece orada bir hani Türk mahallesi ya da Hint mahallesi, Kore mahallesi, Çin mahallesi neyse bunun adı değişir daima. Ama her şey ilk önce yemek restoranla başlıyor. Gördüğüm kadarıyla veyahut işte o yemek gıda malzemesine edinilecek yerle başlıyor. O yüzden gerçekten önemli bir birleştirici etken yemek aynı zamanda. Deniz Akkaya sormuş. Göçmenlerin yemek kültürünün en fazla yayıldığı ve yerel halkın yeme içme kültürünü en fazla değiştirdiği ülkeler hangileridir? Zannedersem daha zengin ülkeler yani kuzey ülkeleri bizden daha fazla göç almış ülkeler. Ama Türkiye'nin de göç nüfusuna bakınca veya istatistiğine bakınca aslında çok sayıda Irak'tan, çok sayıda Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan göç aldığımızı görüyoruz. Veya diğer mesela Orta Asya ülkelerinden özellikle kadın göçü aldığımızı görüyoruz. Tabii sorudan biraz uzaklaştım ama Amerika'da mesela şunu söylemek mümkün. Artık Hint yemeği, Meksika yemeği, Çin yemeği, evet diyorlar ama hepsini Amerikan yemeği olarak da aynı zamanda tasvir ediyorlar. Çünkü
Orası bir göçler ülkesi. Yani dünyanın her tarafından gelen insan var, topluluk var. Artık oraya yerleşmişler, kaynaşmışlar. Mesela hep Mexican American veya Indian American gibi hani terimlerle kendilerini ifade ediyorlar. Yani mutlaka bir Amerikalılık var. Ama bu Türkiye'de söylenen Türklük gibi bir ifade değil. Yani Amerikalılık hani daha çoklu bir ifadeyi temsil ediyor. O yüzden de Amerika için galiba söylemek mümkün. Çok fazla göç aldığı için, çok fazla etnik komünitesi olduğu için onların hem Amerikanlaştığını hem de aslında kendi kötülerini koruyarak yaşadıklarını söylemek mümkün zannedersen. Kuzey ülkeler ve Amerika diye soruyu Evet, yani yanıtlıyoruz galiba. yanıtlıyorum. Mercan Turna Ateş, Türkiye'deki göçmen mutfaklarına Türk vatandaşlarının ilgisi var mı? Bunu konuşmuştuk. Buna yönelik herhangi bir veri var mı? Bir de göçmen mutfaklarında kadınların emeği görünür bir yerde mi diye sormuş. Bunu konuşmamıştık. Evet. Oradan aslında biraz önce söylediğim istatistiklere geri döneyim. Aslında bu size bahsettiğim araştırma projesiyle de ilgili. Sizin az önce beni tanıtırken de söylediğiniz gibi emek göçü üzerine çalışıyoruz. Kadınlaşmış emek göçü üzerine çalışıyoruz. Orta Asya'dan, işte Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan çok sayıda gelen, genellikle ev işçiliği yapan kadınlar var. Ama mesela Uygur kadınlar var. Biliyorsunuz işte Çin'in özerk bölgesinden gelen, Müslüman oldukları için de aslında çokça problem yaşayan, bazılarının özellikle politika ile ilişkili ise yani mülteci kamplarında tutulduğu bir topluluktan bahsediyorum. Ve burada bir takım Uygur lokantaları var. Aksaray'da var, Zeytinburnu'nda var. Hatta en son Beşiktaş'ta da bir Uygur lokantasına gittim. Lahman yapıyorlar. Yani aslında makarna benzeri, spagetti benzeri, elle sündürülen, çok meşakkatli bir süreci olan bir tür makarna yapıyorlar. Orada kadınların emeğinin ne kadar yani mutfakta emeğinin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Gürcü lokantalarında da olduğunu biliyorum ama görünürde bir kadın çalışanla karşılaşmadım. Aksaray'daki lokantaların çoğunda da genellikle erkeklerle karşılaştım. Suriye mutfakları için de aynı şeyi söylemiştim. Yani çalışanlar, aşçılar, yani bir erkek egemenliği görüyorsunuz çalışanlar arasında. Onun nedenlerinden bir tanesi tabii kadınların evde olması, çalışmaması ya da çalışmasına izin verilmemesi. Bir başka nedeni işte erkek topluluğunun içerisine çıkarılmak istenmemesi, görünmesinin istenmemesi. İşte koruyuculuk, ataerkillik, feodal yapı, yani bunların hepsinden herhalde bahsedebiliriz. Ama dediğim gibi kadın göçünden bahsederken buraya kendi istekleriyle, kendi iradeleriyle, kendi güçleriyle ne denir? Agency, kendi Aracılıklarıyla mı? evet yani güçleriyle gelen bir sürü kadın var ve burada çok cesaretli bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Birçoğu ev işçiliği yapıyorlar. Yani temizlik işçisi ya da bakım sektöründe çalışıyorlar. Bir kısmı işte estetik sektöründe, bir kısmı yemek sektöründe, bir kısmı tekstil sektöründe çalışıyorlar. Ya da ticaret yapıyorlar. Bavul ticareti dediğimiz ama bugün işte online ve kargo üzerinden yapılan ticareti yapıyorlar. Yani kadın emeğini veya göçmen kadın emeğini aslında Türkiye'de çok çok çokça görmek mümkün. Özellikle İzmir, Ankara, İstanbul gibi kentlerde, büyük kentlerde, Antalya ya da Antep gibi büyük kentlerde görmek mümkün. Ama kadınların emeği o kadar görünür değil. Arka planda da kalsa belki evde yapıp falan getiriyorlar, satıyorlar. Sizin bir yayınınızda mı, söyleşinizde mi okudum yoksa başka bir yerde mi? Şimdi hatırlamıyorum. Hepsi birbirine de girmiş olabilir. Eğer yanlış referans veriyorsam özür dilerim. İşte Türkiye'de uzun zamandır hani göç etmiş ve hani uzun zamandır çalışan, aralıksız çalışan birisinin atıyorum Afgan veya Suriye mutfağına gittiğinde annemin sarmasını diyorum, annemin yemeğini yiyorum özlemini dile getirişinde
hani sorgusunun yapıldığında arka planda orada hani bir kadının evden getirdiği bir şeyin yenildiği gibi bir sonuçça varılmıştı, Evet, konuşması öyle. geçmişti. Bundan da yola çıkarak aslında kadın emeğinin hani görünürde dahiliyetinde işlevinde olsa da görünürlüğünde işlevi kadar olmadığı anlıyoruz. Ben öyle anlıyorum Evet. anlattıklarınızdan. Yani Sanki mutfaktan tekrar ediyorum gibi oluyor. Özür dilerim. Ben o de şeyi söylemek istedim aslında. Bu hani memleket özlemini gidermek için de ne kadar önemli fonksiyonu olduğunu bu konuşmalardan da anlıyoruz yavaş yavaş. Evet. Mutfaklarda çok görünür değil. Evet. Emeği mutlaka var arka planda ama mutfaklarda çok gözle görünür bir varlık bulamıyoruz maalesef. Ya ben hem vaktimiz azalıyor hem de birkaç tane daha soru var. Onları sormamın, hızlı sormamın sakıncası yoksa hemen sormak isterim. Olur. Şimdi demiş ki Hasan Kara, yemek kültürü göçmen ve ev sahibi toplumlar arasında sosyal uyumu destekleyebilir mi? Ya da tam tersi yemek üzerinden başka bir ayrımcılık gelişebilir mi? Bunu da birazcık konuştuk ama nasıl Aslında yönetildiğiyle ilgili galiba birazcık da. evet, bunu konuştuk aslında. Özellikle bu workshopları örnek vermemin nedeni oydu. Yani gerçekten gözle görülür bir şekilde, hani benim de kendim içinde bulunduğum ve gözlemlediğim iki örnekti. Ama kesinlikle bu tür çalışmaların yapılması, yani yemek üzerinden, yemek üretimi üzerinden çalışmaların yapılması birleştirici bir etkiye sahip olur diye düşünüyorum. Yani daha fazla belki göçmen topluluklarıyla bu tür çalışmalar yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. Kenan Karabağlı, yayınlarınız çok faydalı. Emekleriniz için teşekkürler. Bir soru sormak istiyorum. Önceki yazılarınızdan birinde Agamben'in istisna hali kavramının mültecilerle bağını kurmuştunuz. İstisna hali kavramı göç çalışmalarında yaygınlaşmaya başladı mı? Bu yaklaşımı biraz daha açıklayabilir misiniz? Evet, yani kullananlar var göç çalışmalarında, hem mülteciler üzerinde hem de başka göçmen gruplar üzerinde bu yorum yapanlar var. O ne demek? Yani istisna kavramı hayatınızda işte değişik bir dönem oluyor, istisnai bir dönem oluyor ama o sizin bir süre sonra hayatınızın kuralı haline geliyorsa, norma haline geliyorsa, istisnanın kural olduğu yerde artık bir belirsizlik halinde yaşamaya başlıyorsunuz. Aslında pandemi sürecinde de buna benzer bir şey yaşıyoruz. Yani ilk karşılaştığımızda ne kadar süreceğini bilmiyorduk. Şu anda en azından aşılanana kadar bir yıl ya da bir yıldan daha fazla süre geçtiğinin farkındayız. Aşılandıktan sonra da hiçbir şeyin bitmeyeceğini fark ettik. Yani bu istisnai durum ilk karşılaştığımızda ilk 2-3 aydaki panik halimizdeyken çok gündelik ya da geçici, işte bir anda ortaya çıkmış acil ama biraz sonra geçeceğini düşündüğümüz bir haldi. Fakat sonra bu bizim bütün normumuzu, bütün gündeliğimizi, bütün rutinimizi değiştirdi. Artık evden çalışıyoruz. Şu konuşmayı bu şekilde belki yüz yüze yapacaktık. Artık işte online yapmak zorunda kalıyoruz gibi gibi. Hani herkesin bildiği şeyleri tekrar etmeyeyim ama bu bizim yaşam normumuz haline geldi, kuralımız haline geldi ve artık pandemi bir istisnai hal değil. Pandemi bizim gündeliğimiz haline geldi. Şimdi bir göçmeni de düşündüğünüzde, göç ediyor, mülteci kampına taşınıyor. Mesela Lübnan'da, Beyrut'ta böyle kamplar var. Taşınıyor, yani göç ediyor, göç etmek zorunda kalıyor ve mülteci kampına yerleşiyor. Ve oranın geçici olduğunu düşünüyor. Tamam, bir süre idare edeceğim diyor. Yani hani süresini tabii ki bilemem ama sürecine dair en azından görüşmelerimden anladığım kadarıyla aktarabilirim. Fakat daha sonra orada kalmaya ve yaşamının orada devam edeceğini anlamaya başlıyor ve mülteci kampı onun yeni yeri haline, yeni evi haline geliyor. Yani böyle bakabilirsiniz meseleye, böyle bakabiliriz meseleye. Ama Türkiye özelinde Suriyeliler için söylediğim şey şuydu, eğer o yazıdan bahsediyorsanız, Suriyeliler özelinde yazdığım, bir kısmı vatandaş olabildi, bir kısmı koruma altında, geçici koruma altında. Çünkü Suriyeliler için böyle bir yasa çıkarıldı Suriyeliler üzerinde.
Çünkü mülteci olarak kabul edilmediler. Yani savaş mağduru olmalarına rağmen, zorunlu göç mağduru olmalarına rağmen Batı'dan gelmedikleri için, Batı ülkelerinden gelenlere sadece mültecilik hakkı verildiği için, sığınma hakkı verildiği için onlar mülteci sayılmadılar. Biz konuşurken gündelik dilde mülteci diyoruz ama statü olarak mülteci değiller. O yüzden de bir kısmı geçici koruma yasası altındalar, bir kısmı oturum izniyle burada bulunuyorlar ya da çalışma izni alabiliyorlarsa alıyorlar. Bir kısmı da kaçak yaşıyorlar. O yüzden de çok belirsiz bir hal var. Yani hem Türkiye'de yaşıyorlar, bir kısım temsiliyetleri var ama çok da bir temsiliyetleri yok. Mesela parlamentoda herhangi bir temsiliyetleri yok. Yani aslında topluluğun içerisinde çok da iyi şu anda hani yerleşmiş durumda değiller ama belki bugün işte 4 milyon gibi bir rakam söyleniyor. Suriyeli'den bahsetmek mümkün Türkiye'de. Ve zannedersem hala da en fazla Suriye nüfusunun göç ettiği ülke zannedersem Türkiye. Türkiye'den da biraz konuşuluyor bu anlamda. Yani orada bir belirsizlik durumu var. Ne içerideler ne dışarıdalar. Ne vatandaşlar ne değiller. Yani bir takım haklar var ama bir takım haklar yok. Şimdi bunlar hem iyi şeyler getiriyor, iyi olumlu sonuçlar getiriyor. Mesela benim yine bu Suriye lokantaları çalışmalarında görüştüğüm birkaç kişi şunu söylediler. Önce Lübnan'a gittik, önce Mısır'a gittik, önce Tunus'a gittik. Orada iş kurmaya çalıştık. Çalışma izinleri çok sıkı kontrol ediliyordu, kalamadık. Ama Türkiye'ye geldik ve daha hoşgörülü bir ortam olduğunu gördük. Çalışma iznim olmadığı halde çalışıyorum ya da iş yeri açma iznim olmadığı halde açabildim. Yani bu konularda biraz tolerans gösteriliyor gibi cümleler, ifadeler duydum. Yani söylediler. O yüzden de Türkiye'de hani bazen kuralsızlığın getirdiği olumlu taraflar olabiliyor ama ne zaman olumsuz taraflarıyla karşılaşıyoruz? Mesela bu belki bu konudan daha farklı konu dışı bir örnek vereceğim ama mesela İstanbul Sözleşmesi sözde 2011'de imzalanmış, 2014'te yürürlüğe koyulmuş. Birçok mahkemede, birçok davada aslında bazı hakimlerin bile haberinin olmadığını öğrendim yine bir röportajımdan. Yani uygulanmayan bir sözleşme var ortada. Uygulansa mesela göçmen kadınları, mülteci kadınları da koruyor bu sözleşme. Mesela diyor ki eğer Suriye'den kaçan bir mülteci varsa özellikle de ev içi şiddetten eşinden yediği dayaktan dolayı buraya kaçan bir mülteci varsa ona mülteci statüsü vereceksiniz ve onu koruma altına alacaksınız. Onun bütün işlerini kendi dilinde halletmesini sağlayacaksınız. Bunların hiçbirisinin uygulanmadığını yine yaptığım görüşmelerden öğrendim. O yüzden de bu kuralsızlık bir yerde işte bazen ılımlı ya da olumlu sonuçlar verebiliyorken birçok yerde aslında çok daha olumsuz sonuçlara neden oluyor. Yani bu kuralsızlık işte sizin kendinizi nereye ait hissedeceğinizi bilmemeye, belirsiz alanında sürekli olarak bir takım haklardan mahrum yaşamaya itiyor. Aslında Suriyeliler özelinde değil, bütün göçmenler özelinde bunu söyleyebiliriz. Çünkü onları koruyan bir takım haklar var ama yok, uygulanmıyor. O yüzden de eğer hukuk yoksa, sizi koruyan bir takım kanunlar, haklar yoksa, siz kendinizi temsil edemiyorsanız eğer, hukuki anlamda, yasal anlamda, yasal statüler anlamında, siz yoksunuz aslında, hayaletsiniz. Böyle bir yorumu var aslında. Aslında konu o kadar girgeh ki yani yemekten girip çıkabileceğimiz çok başka mevzular oluyor. Çünkü gerçekten hiçbir birbirinden ayrılmaz konular değil. Yani bu en başta girerken de zaten hani disiplinler arasılık konusunu açmıştık. Şu anda da vardığımız nokta yine başka bir disiplinde ama yine yemek kültüründen soruyla başka bir disiplinde değerlendirilebilecek belki çoğu kez konuya ilişmiş olduk diyelim. Gerçekten çünkü kooperatif yani bütünleşik bakılmadığı zaman aslında pek çok yere sirayet edebileceğini değerlendiremiyor oluyoruz. Siz de her daim hak temelli çalışmalar sürdürdüğünüz için
Ben hem teşekkür ederim hem de farkındalığı artıracak hani parçaları araya yerleştirdiğiniz için de çok destekleyici oluyor. O yüzden de teşekkür ederim. Ben hemen diğer soruyu da sormak istiyorum. Hatta bir yorum var. Canan Bozkurt, NİDE'de günlük yaşam deneyimleriyle ilgili Afganistanlı mülteciler için yaptığımız alan çalışmasında yeme içme alışkanlıkları göç edilen ülkede de kültürün somut taşıyıcısı olarak önemli yerdeydi diye bir yorumda bulunmuş. Sizin de vardır belki benzer gözleminiz bu konuda. Mesela şunu söyleyebilirim. Burada da Karaçi Darbar diye İstiklal Caddesi değil, Sıraseviler Caddesi'nde bir dükkan var. Ben onu hep yani ismine çok da fazla takılmadan köri kokusu aldığım için Hint lokantası zannediyordum. Ama daha sonradan Pakistan olduğunu öğrendim. Ve yemekleri aslında o coğrafyada Hint yemekleri, Pakistan ve Afgan yemekleri birbirlerine çok benziyorlar. Hatta Sri Lanka'ya doğru da kayarsak aynı koku veya aynı şeylere sahip, tatlara sahip neredeyse 3 aşağı 5 yukarı. Yani şeyi söylemek mümkün. Yani mutfak kültürü bir şekilde taşınıyor buraya göç edenlerle, Pakistanlılarla ya da işte Afganlarla bir şekilde taşınıyor ve artık gündelik hayatımızda bunun etkilerini görüyoruz. Doğru. Olumlu etkilerini görüyoruz bence çoğunlukla. Çeşitleniyor, renkleniyor, tatlanıyor Aslında mutfaklarımız. söyleyebilirim. Çok özür dilerim sorunuza geçmeden. Ben hep özeniyordum, özellikle izlediğim bir takım dizilerde. Hadi bugün Meksika yemeği yiyelim. Hadi bugün Günsü. Doğru. yemeği yiyelim. Onların böyle hatta gün gün işte oturdukları programları bile olabiliyor. Ben hep diyordum ki ya işte Çin yemeği evet hani var. Ama daha fazlası yok. Mesela Meksika yemeği evet yeni yeni belki bazı yerler yapıyor. Ama önemli olan dünya mutfağını bu şekilde hani yapay bir şekilde almak değil de göç eden bir topluluk varsa onların ürettiği ve onların artık burada hani açtığı yemek dükkanları üzerinden bu bizim hayatımıza girebiliyorsa o zaman aslında biz işte çok kültürlü olmaya doğru açılacağız veya açılıyoruz diyebilirim. Yani o yüzden Suriye mutfakları çok önemli. Yanılmıyorsam herhalde yani ilk etnik mahallelerden bir tanesi. Tamam Uygurların da var ya da Arap ülkelerinden gelen insanların da yaşadığı, birlikte yaşadığı alanlar var ama zannedersem yemek üretiminin de beslediği bir etnik mahalleyi ben ilk defa gözlemledim. Yanılıyorsam tabii düzeltin. Galiba bir de Bosna vesaire gibi hani daha evvel gelen göçlerden Yeni Bosna adı da bir yerler İstanbul'da veya yine göç almış olan ta mübadele zamanında hani gerçi yerleştirilmiş genel olarak ama onların da böyle köy köy toparlandığı bölgeler var galiba. Ama yine de hani göçmen işte Türkiye kültürüne, Türk kültürüne aşina kimselerin Türkiye'ye göçmesiyle oluştuğu için o kadar farklı bir mahalle, farklı bir etnisite yani farklı olarak anlaşılmamış zannediyorum. Tam da dediğiniz gibi gerçekten Suriyeli hani Bosnalı değil de Suriyeli gibi vurgulanabiliyor. Ben de bunları hep zenginlik olarak görüyorum. Zannediyorum bizi takip edenler de aynı duygu ve düşünceler içerisindedirler. O yüzden dediğim gibi tatlandırıyorlar mutfağımızı da damağımızı da artması ne kadar güzel olur diyelim. Ben hemen diğer soruya geçmek istiyorum. Günsu Barış, bu arada birazcık açtık vaktimizi ama 2-3 tane soru kaldı. Zannediyorum onları cevaplayabiliriz. Göçmenler göç ettikleri ülkelerde kendi yemek kültürlerini sürdürmelerinin yanı sıra o ülkenin mutfağına da alışmak için uyum süreçlerinden geçiyor. Bu durumun yaratabileceği olumsuzluklar nelerdir? Benim bir şahsi hikayem var bu konuda. Buyurun. İngiltere'de yaşarken kısır yapmak istemiştim ve maydanoz olduğunu zannederek kişniş almıştım. Çok olumsuz bir sonuç oldu. Şu anda o kısır yaptım. Hiç kimse kısır sevmiyor örneğin.
Bilmiyorum, bunun gibi araç gereçleri, malzemeleri doğru tanımama nedeniyle olumsuz deneyimler yaşayan işte topluluklara denk geldiniz mi veya böyle hikayeleri veya bunu böyle toplam nasıl değerlendirirsiniz? Açıkçası denk gelmedim. Suriyeli arkadaşlarım var çünkü. Kendi yemeklerini de gayet rahatlıkla yapabiliyorlar. Burada malzemelerini bulabiliyorlar. Ya da işte bu çalışmada Suriye'den, Lübnan'dan işte zahter gibi bir kurutulmuş bitki var ama ismini hatırlayamıyorum ama ıspanak gibi bir bitki paketlerde satılıyor. Onları getirdiklerini gördüm. Yani sorduğumda da hani bulamadığımız bir şey pek olmuyor dediler. Ama Türkiye mutfağı ya da Türkiye'deki yemekler onları zorladı mı ya da öğrenmek zorunda kaldılar mı bazı şeyleri? O konuda çok bir bilgim yok açıkçası. Bilemiyorum yani. Doğru. Demek bu konuyu aslında şey yapabiliriz, çalışabiliriz. Belki sorarak ilerleyebiliriz. Bu, yani bu metotlardan bir tanesi her daim anket çalışması, staj çalışması yürütmek ama güzel araçlardan da bir tanesi diyelim. Sevilay Altun sormuş. Göçmenlerin yemek ve mutfak kültürleri üzerinden ayrımcılıklara uğraması gözlemlenen bir durum mudur? Aslında bunu da biraz konuştuk ama belki bir kez daha üstünden geçmekte fayda var. Çünkü önemli bir konu. Tam da dediğiniz gibi işte yani güzel ama ile beraber devam eden. Yani bir takım mitler dolaşıyor Suriyelilerle ilgili. Geçenlerde verdiğim bir seminerde yine bir öğrenci arkadaşım Suriyeliler şekerli ekmek yiyormuş hocam diye bana bir şey söyledi. Yani bu tür mitler dolaşıyor. Ya da işte yani sanki uzaydan gelmişler gibi komşu ülkeden gelen işte savaş mağduru burada yaşamaya bir şekilde hani mecbur kalan insanlar ya da göç etmiş insanlar. O yüzden de yemek üzerinden hep şey çıkıyor. Alttaki politik düşmanlık, alttaki bazen faşist eğilimler, alttaki bazen işte etnisiteyle ilgili düşmancıl eğilimler maalesef ki çıkabiliyor. Ki zaten bununla ilgili sadece yemeğe de gerek yok. Hani yemek üzerinden çıkmıyor sadece. Bir takım medyada takip ediyorsunuzdur. Çok yalan yanlış haberler çıkıyor Suriyelilerle ilgili özellikle sürekli olarak. Şöyle destek aldılar, böyle eğitim aldılar, işte bedavadan şunu aldılar, bilmem ne hakkı tanındı. Aslında bunları çok kolay bir şekilde Göç İdaresi'nin web sitesine girip bakarak ya da işte sizin gibi çok önemli projeler yapan STK'ların, derneklerin sayfalarına girip bakarak, araştırarak çok rahatlıkla ulaşabilirler. Yani maalesef asparagas haber yayılıyor ve yemek üzerinden de çok fazla düşmancıl ifadeler maalesef kullanılıyor. Doğru. Ayrımcılık yapmak için her zemin uygun olabiliyor galiba. O yüzden bizlerin de her zemin uygun olduğunu bilerek buna alan sağlamayacak çalışmalar yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben son yorumu okuyorum size ve bize vaktinizi de ayırdınız. Güzel güzel sohbet ediyoruz. Aslında sizin ilave etmek istediğiniz şeyler varsa onları da duymak isterim. Eya Muhammed demiş ki, pardon, ondan önce Çiğdem Altınöz, Türkiye'de olmayan, sadece onların kültüründe olan yiyecek ve içeceklerden oluşan bir stand yapılsa, biz de onların kültürünü tanısak ve bir de nelerin eksikliğini hissediliyorlar. Böyle bir çalışma yapılsa demiş. Evet, çok güzel olur böyle bir çalışma yapmak. Belki Ezgi hocamla beraber yaparız bu çalışmayı. Ne tür zorluklar yaşanıyor, ne tür eksiklikler var diye. Neden olmasın? Tam bu arada bir soru daha geldi. Eya Muhammed merhaba demiş. Biz de merhaba diyelim. Ondan sonra diğer soruya geçeyim. Zeynep Yılmaz, Ezgi hocam çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim demiş. Ediyorum demiş. Biz de teşekkür ederiz. Saatimizi de epey doldurduk. Bir saat diye konuşmuştuk. Ezgi Hanım'ın da daha sonrasında takip etmesi gereken, devam etmesi gereken işleri ve toplantıları vardı. Ben Sayın Doçent Doktor Ezgi Tuncer, değerli katkılarınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraber göç ve yemek ilişkisini, kültür bağlamında yemeğin birleştiriciliğinden, yerel kültür üzerindeki etkisini, diaspora mutfağının hem yereli hem de oradaki topluluğa etkilerini,
tandır ekmeğine, kahve zincirlerine, yemek ve hak temelli yaklaşımların aslında bir arada çok da birbirinden ayrı konular olmadığını ve birbiriyle çok iniltili olduğunu, göçmen kadın emeğinin az görünürlülüğünü, göç ile taşınan malzemelerin yerel mutfağa etkisi gibi konuları gözden geçirme imkanı bulduk. Kısıtlı zamanda aslında pek çok konuyu konuşabildik diyebilirim. Daha sonra tekrar izlemek isteyenler için yayının burada kayıtlı olarak kalacağını ve bundan sonraki söyleşilerle birlikte bu platformun bir video kütüphaneye dönüşeceğini ben tekrar etmek istiyorum. Tekrar katkılarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim Ezgi Hocam. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Tekrar görüşmek üzere, yeni çalışmalarda buluşmak üzere. Sağ olun. Göç Söyleşilerinin 13.sine 18 Mart 2021 tarihinde saat 15'te Göç ve Mutfak başlığıyla Özyeğin Üniversitesi'nden Doçent Doktor Candan Türkkan'la devam edeceğiz. Hepinize verdiğiniz tüm destekleriniz için tekrar teşekkür ederek selamlıyor ve gelecek söyleşilerde soru ve yorumlarınızı beklediğimizi hatırlatarak veda ediyoruz. Görüşmek üzere.